Ailesi tarafından cadı olduğu için dışlanan ve sokağa atılan çocuk, Danimarkalı yardım gönüllüsü tarafından kurtarıldı. Ailesi tarafından cadı olduğu düşünüldüğü için dışlanan ve sokağa terk edilen küçük çocuk, 8 aydır sokaklarda aç ve susuz bir şekilde yaşamaktaydı. 31 Ocak günü Danimarkalı yardım çalışanı Anya Lovo'nun durumu fark etmesi üzerine bir deri bir kemik kalmış zavallı çocuk hayata tekrardan kazandırıldı. Afrikalı çocukların eğitimi ve gelişimiyle ilgilenen bir yardım kuruluşunun kurucusu olan Lovo'nun, Nijerya'da bir yardım kuruluşu açmasının sebebi ise pek çok çocuğun cadı damgası yiyerek ölüme terk edilmesini, öldürülmesini, yakılmasını ve işkenceye maruz kalmasını engellemektir. Yine bir gün ekibiyle birlikte sokaklarda gezinen Lovo'nun küçük zavallı bir çocuğa denk gelir. Hemen ona su ve yiyecek vermiştir. Sonrasında ise sağlık durumunun kötü olduğunu anladığı zavallı çocuğun minik bedenini battaniyeye sarıp hastaneye götürmüştür. Ayrıca 20 ay önce anne olan Love'un bu zavallı ve ailesi tarafından cadılıkla suçlanan çocuğu görünce hemen aklına kendi çocuğu gelmiş ve çok duygulanmıştır. Çocuğun durumundan çok etkilenen Love'un umut anlamına gelen Hope ismini bu çocuğa vermiştir. Çocuğu gören doktorlarsa uzun süre sokaklarda kalan çocuğun çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğini anlar. Ve hemen bu küçük çocuk tedavi altına alınmaya başlanmıştır. Anya bakımını üstlendiği Hope'un fotoğraflarını zaman zaman kamuoyuyla paylaşır. Ve bu sayede de dünya genelinde çocuk için bir farkındalık yaratılır. Bunun üzerine Hope için dünyanın dört bir yanından sadece 2 günde yaklaşık 1 milyon dolar bağış toplanmıştır. Artık Hope'un binlerce, hatta milyonlarca arkadaşı ve ailesi bulunmaktadır. Doktorların müdahalesi ve bakım merkezindeki çalışanların ilgisiyle Hope'un durumu yavaş yavaş iyiye gitmektedir. Hastalıkları geçen, yaraları iyileşen, yavaş yavaş kilo almaya başlayan Hope, geçmişte ailesi ve sokakta yaşadığı her şeyi unutur. Onun hayatı Lovo'nu gördükten sonra başlamış ve yardım merkezinde çok sevdiği ablaları ve abileriyle de devam etmiştir. Hope'un başına gelenlerse sadece ona ve ailesine özgü bir durum değildir. Cadı olmakla suçlanmak, Nijerya'da çocukların başına sıkça gelen durumlardan birisidir. Nijerya'da oldukça yaygın olan Pentekostalizm inancı sebebiyle bazı rahipler çocukları cadı olarak suçlar. Ve aileler de bu çocukları aç bırakmakta, hatta kimi zaman da öldürmektedir. Bu kötü ve acımasız durumla mücadele etmek için Nijerya'ya gelen ve yardım merkezi kuran Anya ve ekibi, Hope sayesinde tüm dünyanın ilgisini çekmiştir. Ayrıca günümüzde yardım merkezinde yaklaşık 50 çocuğun bakımını ve eğitimini de üstlenen Anya, hem Nijeryalı çocukların umudu olmuş hem de dünya genelinde farkındalık yaratmayı başarmıştır. Biz de Nijerya'daki dışlanmış ve ölüme terk edilmiş çocukların umudu olan başta Anya olmak üzere tüm gönüllü ve bağışçılara teşekkür ediyoruz. Daha fazla video için Bunlar Kaçmaz kanalımızı takipte kalın. Karşınızdaki videoya gitmek için de üstüne tıklamanız yeterli.